Mehmet Selçuk gel geceyi devam ettir. Bana kalırsa ittireceğim ama. Süne çocuğunun annesini bir oynatalım mı? Ne yapalım? Ana gel bakalım bir harmandal oyna. Sen de para çevir lan. Çek de kabul edelim. Kredi kartı geçerli. Bir ormancı söyleyelim değil mi? Yani. Şimdi ormancıyı söylemeden önce bugün ben bu sergimi dört güzel insan adına adamıştım. Bunlardan bir tanesi babamdı. Bir tanesi halamdı. İki kişi de halaoğlumdu. Halam Nevziye Erdinç, halaoğlum Rıfat Ertop ve Reşat Ertop'un saygısını ben, çünkü Ormancı türküsünü besteleyen Kemancı Tahir benim halamın akrabasıydı. Yani bizim akrabamızdı. Uzaktan da olsa akrabamızdı. O yüzden Ormancı'yı söylemek istiyorum. Halam Nevziye Erdinç için, Rıfat dayım için, Reşat dayım için ve babam için. Evet. Çıktım belen. Onlar sana bir giriş. Öyle onlar mi? Onlar sana bir giriş verecek. Tamam versin be. R yap abi. Sen. Çıktım belen kahvesine, baktım olaya, baktım olaya. Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya. Ormancıda gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı. Hep beraber. Canı ormancı, köyümüze bıraktım yoktan bir ağacı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktım yoktan bir ağacı. Haydi Ferhat! Davet ediyorum. Gelmeliler. Moğollar gelmeli. Erdem. Zeki abi oynuyor zaten. Köyümüzün pınarları hoştur içme. Hoştur içme. Üstünde köprüsü var, gelip geçme. Sevdiğimi vurdular hiç mi içine, hiç mi içine. Yazık ettin ormancı gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir ağacı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze
gece bıraktım yoktan bir acı. Ruhları şad olsun. Tarık Barbaros Bilevne 25 yıl kamuda, 15 yıl özel sektörde ormancılık yapmış birisi olarak ben bu ormancı türküsünün öyküsünü kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum izninizle. Gevenes köyü, Milas'ın köyüdür, eski adı Yatağan'ın köyüdür. Orada muhtar Tevfik, aynı zamanda ağadır, köyün ağasıdır. Arkadaşı İbrahim'le tavla oynamaktadır Belen kahvesinde. Köyde bir yangın çıkar. Ormancı Mehmet Al yangına müdahale etmek için köye gelir. Muhtar Tevfik de İbrahim dam oynamaktadır. Der ki bize mükellef çıkar muhtarım. Bir dakika oyun bitsin. Halledelim der muhtar. İbrahim de köyün ağasıdır. Biraz da şeydir, asabi mizaçta bir insandır. Ya ormancı git başımızdan falan der. Ormancı masaya yumruk atar, sinirlenir. O da görev heyecanıyla. O sırada masa devrilir. İbrahim elini tabancasına atar. Muhtar Tevfik araya girer. Tokatlaşma falan derken ormancıya sıkılan kurşun muhtar Tevfik'e değer. Ve Tevfik yaralanır. Hastaneye kaldırılırken vefat eder. Aslında bu olayda ormancı işin mağdurudur. O yılların şartları gereği oluşan bir spontane olayın bir sonucudur olay. Bu türkü Tahir Usta tarafından söylenir düğünlerde ve bugünlere gelir. TRT'de uzun yıllar bir meslek grubunu rencide ettiği gerekçesiyle söylenmemişti. Son zamanlarda tekrar başladı. İşin öyküsü budur. Ben mikrofonu almışken elime size bir Karacaoğlan şiiriyle veda etmek istiyorum. Şu yalan dünyaya geldim geleli tas tas içtim ağuları sağ iken kahpe felek vermez benim muradım bir an oldum mor sümbüllü bağ iken aradılar bir tenhada buldular yaslandılar şivgalarım kırdılar yaz bahar ayında bir ot verdiler yandım bittim alakarlı dağ iken farmaz da deli gönül farmaz akar gözlerimin yaşı kurumaz şimdiden kelli benim hükmüm yürümez azil oldum güzellere peyken Karacaoğlan der ki bakın geline ömrümün yarısı geçti talana sual eylen bizden evvel gelene kim var imiş biz burada var iken hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Mm-hmm.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ferdi'nin bir kendi bestesi var. Lanetli gönül diye. Irakılarınızı söyleyin, perişan eder. Okusana bir. La mı yapalım, re mi, iyi mi? Lanetli gönül, la yapalım. Benim gönül
Çok teşekkürler. Tamam. Bedenim biz bu işi nikahımızı kıysa günler gelir.
da Fatih'aya. Asma da fistan, boncuklu da Fatih'aya. Kaydırıp bakayım, nasıl nasıl verelim, nasıl işin. Kamızı kıysın, ne gelin hocam emişe. Kızılcıklar oldu, Karadın'a yollar, yardımına verin. Çalma.